video ile sizle birlikteyiz. Şu anda görmüş olduğunuz araç Renault'un yeni Türkiye'ye gelen aracı Renault Austral. Şu anda şöyle gördüğünüz üzere cam tavanı kapatıyoruz. Ve bir test sürüşüne çıkıyoruz şu anda. Hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz ilk ben Clio 5 aldığımda benimle ilgilenen Turgut Bey sağ olsun bugün bizimle ilgileniyor. Şoförümüz de Arif. Bugün yollardayız. Şöyle bir kısa bir test sürüşü yapacağız birlikte. Yeni Renault Austral'i deneyimleme şansı yakalıyoruz. Ekranı görüyorsunuz. Şöyle gidelim. Evet. Sürüş modlarını buradan değiştirebiliyorsunuz. Comfort, Sport ve kişisel olarak. Spor modda biraz daha agresiftir. Evet. Şanzıman, X-Learning şanzıman. Evet, vitesi de 160 beygirlik. Vitesi de direksiyonda görüyoruz bu modelde. Mercedes yani aşağıda yok. Hemen direksiyonun sağ tarafında. Kemer arkadaki işte. Benim için kemer mi ötüyor? Evet. Şurası kablosuz şarj özelliğidir. Burayı böyle dizinize, yani dirseğinizi ayarlamak için kullanılan mesafe. Evet. Şerit takip dahil, yolcu algılama, yaya algılama, gör nokta uyarı, yani ciddi bir güvenlik paketle dolu bu araba. Esprit Alpin dediğimiz özel donanımla birlikte geliyor. Özellikle kumaş hücumdan bunu zaten anlayabilirsiniz. Star Stop özelliği, anahtarsız çalıştırma, full dijital ekran modu. Başka panoramik cam tavan özelliğimiz var. Evet. Bazı versiyonlarında koltuk ısıtma elektrik koltuk da bulunuyor. Full paketliyoruz ama koltuk ısıtma herhalde olan var olmayan var. Aynen, opsiyonlardan var. Dahil ediliyor. Panoramik cam tavan ve konfor paketlediğimiz paket ekstrem donanımla geliyor. Müzik sistemi çok iyidir. Onu da isterseniz sesini açıp bir deneyebilirsiniz, görebilirsiniz. Fatih Karagümrük İstanbul Spor maçında tribünde 350. Yani arkadan tavandan geliyor sanki ses. Evet, şöyle bir şey yapıyorsanız. Sanki Renault'larda görmüş olduğumuz ekranlardan farklı bir farklı bir konsol. Tamam. Aslında bu araba bence Renault üstü bir araba özellikleri bakımından. Özellikle Katjar'dan sonra iddialı girmek istediler piyasaya Renault. Ki bu Austral modeliyle gerçekten iddialı olacak. Çünkü Avrupa'da en çok tercih edilen SUV seçildi. Güvenlik donanımlarından tam yıldız, 5 yıldız alan bir aracımız. Ve talebin Türkiye'de de ciddi seviyede arttığı bir araç. Şu an neredeyse yıl sonuna kadar talepler %100 kapalı diyebilirim. Yani bu aracı almak isteyen müşteriler, olası müşteriler diyorsunuz ki bir yıl sonuna kadar beklemesi lazım ilk başta. Yani evet, yıl sonunda tabii 2023'te herhangi bir talep olması durumunda arkadaşlar. Maalesef. Bursa Renault Erdeğer bu talebi karşılayamıyormuş. Öyle diyor Turgut Bey. Belli bir sabır gösterdikten sonra diyorsunuz. Önümüzdeki yıl bu aracın şu anki 1.360 beygirliğinin haricinde, evet, onu da bilgi vermiş olayım. Yıl sonuna doğru asıl hibrit motor dediğimiz olanı gelecek. Bu da 200 beygir gücünde. Bu 160'lı galiba. Evet, bu 160'lık elektronik şanzımanlı olur ama hibrit modeli daha da dolu versiyonu gelecek. Elektrik, iki tane elektrik motor artı 3 silindirli 1.2 120 beygir benzin motoru olacak. Ciddi 200 beygir güç seviyesine sahip olacak ama onun rakamının herhalde 2 milyonu rahat aşmasını bekliyoruz. 2 milyon. Doğru. Evet. Bu araçta ilk lansman fiyatı 1.190 artı opsiyondu ama şu an gelen zamlarla beraber maalesef 1.435 artı opsiyon, yani 1.530 bantlarına geliyor şu an için. Eğer elimizde araba olsaydı rakamlardan verebiliyordum. Maalesef elimizde araba yok ama arkadaşlar. Maalesef. Ancak böyle bir test sürüşünde bunu deneyimliyoruz. Test sürüşte bekleriz misafirlerimizi. İnanılmaz. Bilmedik de demeyiz. Yani şöyle göstereyim, koltuklarda bir Fransız şeyi var ama İspanyol yapımı demiştik değil mi? Aynen öyle. Üretim yazan tabii Fransız markasından bahsediyoruz. CSU araç özellikle iç genişliğinden biraz bahsedeyim. Şu diz mesafesi, iki kişiye ait hacmin her araçta olmayan bir özellik bu.
ciddi bir hacim sağlıyorsa iki dirseğini koyduğu zaman çok rahat hareket edebiliyorsun. Sınıfına göre geniş bir hacim. Aynen. Yani kokpit gibi olmuş olma özelliği var şurada yani. Bazı için. Bazı güvenlik donanımlarında burada bir airbag olacak. İki kişinin kazaları çarpışı önüne ciddi bir artı bir güvenlik donanımı eklendi buna. O da opsiyon olarak yer alıyor. Hani şuradaki patlayan airbag iki tarafın Allah korusun birbirine çarpmasını engelliyor. Buraya kadar düşünülmüş ciddi bir güvenlik sistemi var. Yaya algılama, şerit takip, kör nokta, trafik işaret levhaları, bakın orada göreceksiniz. Ciddi bir güvenlik donanımı var. Artı Mercedes vari ekran dediğimiz ciddi bir güzel bir panel geldi. Evet. Hibrit modellerinde bu aşağıya doğru devam eden bir panel daha olacak. Evet. O da hibrit modeliyle gelecek. Şu an için bununla giriş yaptık ama bu bile çok ciddi talep gördü. Beğenildi, inşallah kullananlar da memnun. Ya şimdi adımızı yazdırsak bugünkü kurdan değil o günkü kurdan diyorsunuz. Evet. 2 milyon kadar diyorsunuz. Yani araç geldiğindeki fiyatlara. Günkü bu fiyat geçerli oluyor. Peki bu ortam, yıl içinde gelme olasılığı yok herhalde. Yani Renault talebimizin üstünde, yani talebimize yakın en azından bir araç stoğu bırakırsa illaki dönüş yapacakmıştır onu ama şu anki talep yani arzın çok çok üstünde, onu çok net söyleyebilirim. Maalesef talebi karşılayacak seviyede şu an için aracımız yok. Ciddi seviyede sıralar var araçlar bekliyor. Yazılmak isteyenler bizlere bilgilerini aktarabilir ama kısa vadede maalesef bizim araç yok. Aynalar elektrikli mi? Dikiz aynaları. Elektrikli. Yukarıda gene bir aydınlatmalar var şurada. Bunlar şuradaki aydınlatmalar moda göre değişir. Buradan isterseniz evet, spor moduna bakın. Göre yapılan spor ayrı. Kırmızı oluyor bakın spor moda geçtiğiniz zaman. Evet. Bir de kişisel mod dediğimiz kendinize göre ayarladığınız zaman olan modu var. Böyle kullanabiliyorsunuz. Şurada bir haznesi vardır. Burada bir saklama bölgesi var. Orası. Burada da saklama bölgesi vardır. İlk lambalardan geri dönebiliriz. İlk lambalardan. Hazne soğutmalı değil değil mi? Orası yok değil. Burası da değil. Burada da bir saklama haznesi var. İç hacmi aslında oldukça geniş bir araçtır. Bagajı geniştir. Arka koltuklar biraz öne doğru gelip size bagaj hacmini arttırmasını sağlayabiliyor. Başka da motordan çok kısaca bahsedeyim. 1.360 beygirlik motor, mild hybrid dediğimiz motorla geliyor. Yani bu nedir? Aslında benzinli bir motor var bu araçta. Mild hybrid dediğimiz olay bir %10 civarında takviye güç sağlayan elektrik motoru var. Bu da neye yarıyor? Trafikte dur kalklarda, yani özellikle ilk kalkışlarda aracın daha az yakıt yakmasını sağlıyor. O takviye elektrik motoru en azından yakıt tasarrufunu biraz da sağlamış oluyor. Mild hybrid dediğimiz olay aslında budur. Ama tabii hibrite geçişte çok daha farklı bir boyuta geçeceğiz. Önümüzdeki yılın sonuna doğru gelmek. Peki elektrikli lazım. Model olacak mı? Elektrikli şu an için bunda yok. İlk etapta mild hybrid ve tam hibrit modelimiz olacak. Onları da önümüzdeki yıla kadar farkımız olmasını bekliyoruz. Ne diyebilirim? Dijital klimamız var, analog klimamız var, kablosuz şarjımız var, Apple Connect üzerinden kullanabiliyorsunuz, Apple CarPlay özelliğimiz var. Başka ne söyleyebiliriz? Aslında, şu piyano tuşları gibi olan şey klimada evet, da vardı. Şu şekilde bakın, buradan yönetebiliyorsunuz. Vitesi göstereyim yani şuna. Evet, vites de şurada bakın. Şurada koldan. Evet, yani tamamen burada aslında boyut atlamış oldu 5 ve Renault ilk defa yeni logoyu bu araçla getiriyor. Tamamen logo artık bundan sonra bu şekilde olacak. Ben bu logoyu elektrikli araçlara özgü yapıldığını tahmin etmiştim ama öyle değilmiş. Hatta Clio'muz yenileniyor, makyaj görüyor. Onda da aynı logo kullanılacak. O da Eylül gibi planlanıyor. Farkımıza gelmesi. Artık logomuz bu olacak. Evet. Evet, güzel. Ama tamamen boyut atlamış. Aslında premium markalara ciddi bir rakip olarak Austral şu an yollarda olacak. Kadjar üretimi bitti herhalde. Evet, Kadjar üretimi artık bitti. Daha iddialı. Austral o zaman bu yıl
herhalde trafikte göremeyeceğiz bu arabayı ama seneye görebileceğiz mi? Göreceğiz ama tabii çok, çok sık az. Göremeyeceğiz. Her ilde belki birkaç tane göreceğiz. Ama Temmuz Ağustos sonunda bu adetler biraz daha artmaya başlayacak. Önümüzdeki yılda daha çok göreceğimizi tahmin ediyorum. Sürüşünün sonuna geliyoruz. Yaklaşık 11 dakikalık bir test sürüşü yaptık. Oradan sağdan aşağı diyebiliriz. Devam edelim. Gemlik yolundan gittik ve tekrar geri döndük. Evet, aynen. Çıktım zeyre gideriz. Şu an Yalova yolundaki Renault Erdar'dayız arkadaşlar. Test sürüşünün sonuna doğru geliyoruz. Turgut Bey, size teşekkür ediyoruz bu arada. Teşekkür ederiz. Bu test sürüşünde birçok takipçimize bu tecrübeyi tattırmış olduk. Evet, gerçekten. Biraz daha tamam. Evet, yakın geçişlerde de gene her şeyi sensörlerin aldım. Ön sensör, arka sensör, şerit takip, evet. Öndeki araç takibi, yani o kadar çok özelliğimiz var ki. Evet, son jenerasyon arabalarda bu artık ederiz. Oluyor. Evet. Görüş açısı olarak da çok net. Evet. Peki bir de dışarıdan bakalım mı? Tabii, biz bagajını gösterebilirim size. Evet. Geri görüş kamerası, park sensörlerinin direkt bagajımız mevcut. Buradan kasmaya ihtiyacımızı bekliyor. Step'in olduğu bölüm var. Evet. Bence arka koltuklar göre kaydığı zaman hacim daha fazla arttırır. Hacim biraz daha büyüyebiliyor. Evet, size fayda sağlayacak. Şöyle ön dizaynını da bir çekelim. Jantlar, çelik jant, full paket, şöyle güzel bir görüntüsü de var arabanın. Yeni tasarımıyla Renault Austral. Arka koltuklarda da şöyle bagajı genişletmek için şöyle bir hareket varmış. İnanılmaz bir arkada genişleme sağlayabiliyorsunuz ama bu sefer de arka koltuklarda diz mesafesinde bir daralma söz konusu. Ama daha önceki arabalarda görmediğim bir özellik bu da. Kullanıcılar için ekstra bir opsiyon sağlıyor. Hatta şurada şöyle de bir şey var. Böyle bardağınızı koyup seyahatinizi arka koltukta daha rahat yapabileceğiniz opsiyonlar. Evet.